Merhabalar hanımefendiler, nasılsınız efendim? Efendim, Türkiye'de erken seçim olur mu? Olursa oyunuzu İnşallah kime verirsiniz? Olur. İnşallah olur. Kime olur? Vereceğiz? Kılıçdaroğlu'na. Biz İzmirliyiz. İzmirliyiz. Evet, misafir geldik. İnşallah olur. Tayyip kazanmasın da kim kazanırsa kazansın. Bak halimize. Reziliz. İnşallah. Kim kazanırsa kazansın. Gerçekten. Neden abla? Neden ablama ha? Aa, geldim kahvaltılık alamadan gidiyorum yavrum. Yazık günah değil mi? Yani. Emekli ömrüm geçti. Bir de diyor ne diyor? Ne diyor? Ne diyor abla? Bir yüzükle geldim diyor. Bir yüzükle geldim diyor ama Türkiye'yi. Sen de gel ya, bir yüzükten dedi, başka bir şey mi olursa haramdır bana dedi. Yazık günah değil mi? Neyi var Tayyip Erdoğan? Ablacığım abla kötü değil. Biz onu kötülemiyoruz. Ben diyor bak zamanında diyor biz diyor herkesin aylığını veriyoruz. O mu verdi? Ömrüm çürüdü benim. Sen benim kardeşimsin, şu elime ayağıma bak. Ömrüm çürümüş, verdiği 2 milyar 400 lira para. Kirada oturuyorum. 5 kişiyim. Zihinsel özürlü kardeşim var. Efendime söyleyeyim 94 yaşında annem var. Köylü bunlar. Nereden aylığı olacak? 800 lira. Bana, o zaman gel konuş. Kötü demiyorum. Ben Tayyip'i kötülemiyorum. Ama halkı düşünsün biraz. Bak kahvaltılık, açı benim çantamı, kahvaltılık almadan gidiyorum ben. Doğru söylüyor yani. 7,5. Ne düşünüyorsunuz abla? Erken seçim olur mu? Olursa oyunuzu olsun, kime verirsiniz? Olsun, olsun. İyi olan kimse, halkı düşünen o gelsin kardeşim. Anladın mı? Ben perdenin arkasından camdan dışarı bakmadım. Ömrüm geçti çalışkan. Yaşım 68. Yazık günah yani. İnsanız biz de. Bak gelene kadar halkım böyle, halkım şu düşünsün. Ben Tayyip'i kötülemiyorum ama halkı düşünsün. Erken seçim olur mu? Olursa oyunuzu kime verirsiniz? MHP'ye. MHP'ye verirsiniz. Neden MHP mesela? Ben MHP'liyim, ülkücüyüm ben. Ülkücüsünüz. Evet. Peki şimdi MHP ile AK Parti şu anda beraberler. Beraberler ama ben AK Partili değilim kesinlikle. Yani sonuçta Cumhur İttifakı. Ama var. Hep oyunuzu oraya diyor. Vereceksiniz mesela. Yani MHP vereceğim. Evet. Başka verecek parti var mı? Aynen. Siz kime vereceksiniz MHP oyunu? Belli değil mi? MHP'ye. Belli değil mi? AK Parti'yi nasıl görüyorsunuz? Vallahi şu anki gidişatı çok güzel bir gidişatı var. Evet. Tebrik ediyorum, tamam. Bazı sıkıntılarımız, sorunlarımız olabilir. Evet. Vardır. Memleket olarak, ekonomi olarak belki biraz sıkıntılarımız vardır. Ama bu demek değildir ki memleketi bir yerlere pazarlıyor. Demek değildir. Tamam, biraz olabilir. İnsanız. Kim diyor pazarladığını? Valla söyleyen söylüyor. Biz de haber kanallarını çok dinliyoruz yani. Dinlediğimiz takip şey. Takip ediyoruz. Biz de takip görüyoruz. Ediyoruz. Evet. Biz de bunun içindeyiz. Evet. O yüzden alırsa gene alsın. Ha, erken seçime giderse de tabii ki Devlet Bahçeli kime diyorsa biz ondan yanayız. Aynen. Biz ona veririz. Bizim ne gidecek yerimiz var ne dönecek bir yerimiz var. Tek. Tekiz. Şu anki gidişatla da en güzel başarılardan bir tanesi Ayasofya'yı açmasıdır. En güzel başarılardan bir tanesi bu yıl için söylüyorum. İkincisi petrollerimiz. Petroller çok güzel çıktı. Evet, çok güzel bir adımlar attı. Doğal gazlar çıktı. Evet, çok güzel bir adımlar attı. Ve Azerbaycan'a sonsuz yanındayız. Savaşımızda da birlikte beraberiz. Ayrı tutmadı, kendini geri çekmedi. Bunun için de çok memnunuz. Ama ekonomimizde biraz sıkıntılar var. Onları da hep birlikte el birliğiyle aşacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederiz.